Eğlenme zamanı. Azıcık stres atma zamanı. Çok stres değil mi evde? Senin mobbing sarar. Sahiplendin mi? Sahiplendin mi? Güzel oldu. Evet, bu grip çok hoş. Her renk var. Artık her hafta sonu börek. Tahinli kurabiye yapıyoruz arkadaşlar tepesinden ben. Rahatsız edeceğim sizi. Merhaba, yeni bir vlogdan hepinizi selamlıyorum. Umarım iyisiniz. Ben çok iyiyim arkadaşlar. Umarım sizin için çok güzel bir gündür izlediğiniz bugün. Kahvaltımı geç edeceğim. Maalesef bugün öğünlerimi karıştırdım. Birkaç gündür yorgundum. Uykusuzluğum vardı birkaç günlük. İnanın saat 11.30-12'ye geliyordu uyandım. Ondan sonra birazcık Müge'nin sonuna kadar baktım. Müge bitti ve ben kalktım kahvaltımı hazırlamaya. Direkt kahvaltımı öğlen yapıyorum. Yani saat 1. Bugün böyle. Sebzelerimi yıkadım. Hadi bir de blog başlatayım arkadaşlara dedim bugün. Bakalım nasıl geçecek günümüz. Kendime biraz ıhlamur koydum şuraya ocak. Siz de ocaktasınız bu arada. Ihlamurum kaynadı artık, onu kapatıyorum. O dursun öyle. Yumurta haşladım kendime bir tane. O sebzelerimi buraya mı alsam, ben buraya koymuştum. Şöyle. Biraz domates. Taze soğan çıkardım. Bir tane kırmızı biber çıkardım. Salatalık, maydanoz. Sıkı sıkı diyetime başladım tekrar arkadaşlar. Uzun bir süre inşallah bozmak durumunda kalmam diye düşünüyorum. Sıkı sıkı ayrılmadan yapmak istiyorum diyetimi. Bu arada biberimi şöyle. Biberimizi doğrayalım. Biber, havuç. Havuç çıkarsam mı bilemedim. Çok büyük havuçlarım var. Yarısını kessem. Birkaç tane havuç da olabilir. Şöyle halka halka doğrayıp ıhlamurumu içeceğim. Soğanlarımı, salatalığımı, domatesimi, peynir çıkarırım, zeytin çıkarırım. İki dilim de ekmeğim var. Daha ne olsun? Can sağlığı olsun mu? Sizler neler yaptınız? Ah ben neler yaptım neler. Kursum başladı arkadaşlar. Kurstan beni çağırdılar. Ben size bahsettim mi? Hiç hatırlamıyorum. Busmain kurslarına yazılmıştım. Daha ben Eylül falan da herhalde. Onlar beni şeyde çağırdılar. Yılbaşının önünde. Tam ben o hastane maceram başlamak üzereyken. Hastane günlerinde gidemeyeceğim için zaten kursta bir aylık bir süreydi. Gitmedim. Aksatmayayım diye. Ekmek yapma kursuydu. Dedim gideyim şöyle bir hani gönül eğlendirmek, bilmediğimiz şeyleri öğrenmek. Öyle hamur işine çok düşkün değilim biliyorsunuz. Çok fazla hamur işi yapmayı bilmiyorum. Çağırdılar ve gidemedim. O şekilde üzülmüştüm. Çok üzülmüştüm buna. Vardır bir hayır dedim. Evet varmış gerçekten. Bak bilmediğimiz her şeyde bir hikmet oluyor. Ben iki domates yetsin ya. Üçüncüyü doğramayacağım. Taze soğanlarımı koyayım. Şöyle bunun üstüne maydanozlarımı birkaç su yıkadım. Yine böyle su içinde bıraktım. Çıtır çıtır alıp yiyeceğim. Dolu dolu bir tabak olacak. Bir domates burada kalsın canım isterse. Onu alırım şöyle kenara kaldıralım. Tabağımı da şöyle koyayım şimdi. Sonra yılbaşından sonra Ocak sonuydu sanırım. Bu arada ben hem konuşayım hem işimi halledeyim sizlerle. Zeytinimiz yukarı çıkmış. Zeytin kalmadı mı ki diye düşündüm. Kayıtlar tekrar açıldı. Yine ekmek yapımı kursu açılmış. Fakat aynı zamanda şey de ilave olmuş. Diğeri haftada bir gündü. Bu haftada iki gün. Bu seferki hamur yapma teknikleri ve peynirimizi şurada koyalım. Şunu da yeriz. Yeter. Hamur yapma teknikleri ve ekmek yapma kursu iki güne çıkarılmış. Böyle bir ay kadar bir sürecek. Haftada iki gün.
Hemen ben kaydoldum. Çağırırlarsa giderim dedim. Çağırdılar. Geçen çarşamba SMS atılacak dendi. Cuma günü de SMS atıldı. Pazartesi kursunuz başlıyor. Bekliyoruz diye işte saati falan. Büyük bir heyecanla kursuma başladım. Yani pazartesi kursuma gittim. Ondan sonra kurstan ay çok güzel. Yani anlatamam böyle. İşte mutfağı sevdiğim için bana çok güzel geldi. Eğlenceli. Ha, gitmesi bana birazcık zahmetli ama birazcık zahmetli gitmesi ama 7 tane zeytinim var. Diyetisyenim 7 zeytin var. Yeşil ya da siyah ya da karışık. Siyah. Yeşil zeytin dün bitti. Alacağız markete gidince. Şöyle. Ben bunu bıraktım. Aklım konuştuklarımda, konuşamadıklarımda. Görmüşken şu ekmeği de alayım. Sizinle konuşurken bir yandan da yumurtamı soyayım. Soğuk suya koymuştum. Gittim kursa, başladım. Harika. İlk gün su böreği yaptık. Su böreğimizi açımından işte pişirme ne kadar çok güzel. Ya mesela ben yufka açmayı bilmiyorum. Hamur işini bilmiyorum. Ben küçük krepler, böyle kendimce poğaçalar yapıyorum ama çok çok güzel olduklarına inanmıyorum. Öğreneceğim inşallah. Hamur açmayı öğrendik. Yani tabii ki öğrendik derken bunu evde pratik haline getirmem gerekiyor. Tecrübe etmem gerekiyor. Kurabiye yaptık öğleden sonra. Tahinli, susamlı kurabiye yaptık. Sonra nokul. Neydi ya? Nokul değil mi? Nokul. Evet. Bu sanıyorum Samsun, Ordu tarafının bir şeyi. Böyle ceviz, fındık, kuru üzüm içinde var. Çok güzeldi o da. Ben ona bayıldım. O benim ağız tadıma layık. Diğer o şeyli kurabiye, tahinli kurabiye, ona kaynana boğan da denirmiş. Böyle un kurabiyesi gibi. Ama tahin koyduğumuz için rengi böyle kahverengimsi oldu hafif. Kıyır kıyır. Ya daha elimiz değdiğinde dağılır vaziyette. Birkaç böyle fotoğraf görüntü aldım. İzin verdiler. Artık bir öğrenciyim. Musmek öğrencisiyim. Çok güzel. Eğlenceli. Arkadaşlar çok hoş. Çok cana yakın. Hepsini çok sevdim. Çok güzel bir ortam. Böyle ekmek yapmayı öğreneceğiz herhalde. Mayalamayı, mayalama yöntemlerini gösterecek bize. Yumurtamı da parça pinçik ettikten sonra hazır. Çayımı da hemen bardağımı hazırlayayım. Öğlen okundu. Öğlen mi? Ben daha kahvaltımı etmedim. Allah. Şuna koyayım. Şöyle. Hemen ıhlamurumu doldurayım. Ondan sonra ben kahvaltıya geçerim. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Bugün yapacak hiçbir işim yok ama buluruz yine bir şeyler. Konuşuruz. Nasıl gelişecek bilmiyorum. Bir tek akşam yemeği sanırım yapmam lazım. Onu da ne yapacağımı da bilmiyorum. Ona da karar vereceğim. Ondan sonra belki ilerleyen vakitte mutfakta mı görüşürüz? Biraz çamaşırım var. Kahvaltıdan sonra onları katlarım ben. Ondan sonra görüşürüz tekrar. Bak bak. Yaramaza bak. Bak. Kaç sen kaç. Yaramaza bak. Durumumuz bu. Gözleri görünsün. Bisiklet kullanmaya şimdi, gidiyor şimdi. Yok. Evet. Eğlenme zamanı. Azıcık stres atma zamanı. Evet. Çok stresliyim ya evde. Şimdi dersten sonra birazcık eğlence. Ben şimdi kahvaltı ettim anca. Masamı toplarken o da hazırlığını yaptı. Gidecek. Aynen. Bir tur atsın bakalım şöyle bir Bursa köy yollarında. Evet. Birazcık toplara girelim. Birazcık gölet görelim. Yeşillik. Tamam. Hep gri gri oluyor. Konumunu bana bıraktı. Takip edeceğim onu. Evet. Hangi köylere gideceksin? Var mı planın? Önce
Doğancı. Hayır, Doğantepe. Doğantepe olması lazım. Onun üstünden böyle geçeceğim. Doğancı Barajı var orada. Ha, ilerisinde zaten aynı. Doğancı Barajı'na inmeyeceğim ama ben. Ben onun biraz daha şimdi orası biraz daha çukurda kalıyor. Tekrar böyle tepe çıkmam gerekiyor. Hmm. Oraya gidersem. O diğer taraf. Uludağ tarafına gideceksem oradan gidiyor. Doğantepe'den gideceğim. Sonra orada bir gölet var, adını unuttum işte. Oraya gideceğim. Oradan Atlasköy'e. İşte o kısmı zaten en eğlenceli kısmı. Toprak. Aha, aynen. Argo. Kesin şey biraz var böyle. Aç sesi. Evet, direkt bıraktı oraya. Ha, tamam. Cansu şimdi söyleyeyim de oraya. Evet. Şey, oradan Atlasköy'e. Ha, zil duydum. Hoş geldin, yaramaz. Kapı açılacak. Misafirimiz buraya var. Kim geldi? Oh, yiyeceğim ben seni. Kimse gelmiyor. Açtık gitti bile. Sen her sese gelirsen öyle olmaz. Hey, yeme beni. Yeme beni. Niye eldiven onu bence rahatsız etti. Eldivenli olmak. Evet, sonra sürünüyor. Evet, kıllandı eldivenimiz. Daha yeni kapıştık. Evet ya, tüy dökmeye başladı artık. Mevsim bahara yani giriyoruz ya. 2-3 gündür tüyleri bayağı dökülüyor. Ama olacak, bu da bitecek. Dökülecekler, evet, bitecek. Evet, şirinliğinden dolayı katlanıyoruz. Şey, Atlasköy'e gideceksin, oradan dönüp geleceksin. Evet. Gelirken de fosforlu yelek gibi bir şey alacağım. Ha, evet. Gece yeni sürüşlerin için. Gece sürerken. İyi ki de çıktı. Zorlamasalar almayacaktım. 5 yıldır sürüyorum. Almak lazım diyordum hep. Ama üşeniyordum. Bahane tamam oldu. Ben de anca yemeği yaparım filan. Sen gelene kadar. Ama çıkmana izin yok. Hala var. Kapıdan birinin gelmesini bekliyor. Çıkacağım çünkü. Çıkacağım. Ama olmaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım, gel ya. Keşke ben seni koruyayım. Hayır. Hayır. Kapıda çıkacağım diyor. Hadi hadi çekil. Hadi çekil oğlum. Gel, ben onu alayım. Ana. Şuna bak. Deli. Bekliyor, bekliyor. Hadi. Aman gitti abi, gitti. Hadi görüşürüz. Böyle bir kaçamakla biz gidiyoruz. Bak, faturalar da yere düştü, gördün mü? Onları alalım. Şöyle. Ay. Ne oldu keşkülüm? Ne oldu keşkülüm? Ha, ne oldu? Abi gidiyor mu? Abi gidiyor mu anne? Gidiyor. Oyuncaklarınla oyna. Bak, oyuncakların burada. Balığınla oyna. Ha? Hayır, şimdi bak. Ayak seslerini duyuyor ve bekliyor hala biri geç. Kuyruğa bak, kuyruğa. İniyor abi. Hadi mutfağa gidelim. Oo, ben et koymuştum. Sofrayı toplarken. Şuraya örtüyü koyayım da şey, kısayım ben bunu. Taşacakmış neredeyse. Taşmadan kabarıp inmiş aşağı. Tüh. Küçük bir parça. Onu ben bir toparlarım şimdi. Küçük bir parça şeyim vardı. Kuşbaşı etim. Öyle konuşmayayım dedim. Hemen yerleştireyim sizi tripoda. Ve bir yandan anlatırken bir yandan da yemeğimi hazırlayayım istedim. Buraya böyle konserve kavanozlar bitenleri yıkayıp topluyorum ya. Topladım. Şimdi bunlar toparlanacak. Duruyorlar. Ve lahanamın birkaç yaprağını temizledim. Üstten 2 haftadır duruyor. Üstü kararmaya başlamıştı bazı yaprakların. Bir tepsi alayım. Bu gece kapuska yapacağım. Etli. Çok az bir kuşbaşım vardı. Bir dakika, tepsi alayım. Tepsi alayım da sen böyle de dinle. Ay. Tezgaha süründü. Öyle konuşalım. Az yapayım da günlük bitsin istiyorum. Bir güzel lahmanı doğrayayım. Keşkünün yaramazlığını da gördünüz. Tam ben çamaşırları, sofrayı topladım, çamaşırları toplarken beyefendimiz ara ara böyle çiçeklerle cebelleşiyor, oynuyor, katiliyor. Çiçeği devirdi. Koltuk olmasa devrilmişti. Belki de kırılmıştı birkaç dalı. Nasıl yaptığımı sorgulamayamadım. Etim az geldiği için ben bir pakette kıyma çıkardım, çözdürüyorum. Hem kıymalı hem kuşbaşılı olacak. Biraz dedim eti daha fazla olsun. Şöyle iri iri doğrayacağım. Lahanayı ben pişirirken şu sert kısımlarını çok seviyorum. Onları da pişireceğim. Pişiriyorum. Salatayı da kullanıyorum. Sevdiğim için bayılırım. Soğanımı soyarım, doğrarım. Bunu tuzla ovarım. Bekletsem mi acaba? Ya da
kavurmaya koyayım, bilgisayarımı hazırlayayım. Sizler için bir video editleyeceğim. Siz tabii bu videodan önce onu izleyeceksiniz. Tahta almadım. Tepsinin içinde keseyim dedim. Böyle oldu. Ya böyle arkadaşlar. Bahar geri geldi. Geri geldi. Bayağı bir güneş parlıyor bugün. Zaten oğlum da o güneşi görünce gidesi geldi. Ne oldu oğlum? Hı? Video yapmayacağız mı? Edit yapmayalım mı annem? Yapmayalım mı? Seninle mi ilgilenirim hep? Hı? Senin mi o bilgisayar? Sahiplendin mi? Sahiplendin mi? Hı? Güzel oğlum. Söyle bakayım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Karnını mı seveceğiz senin? Ha? Karnını mı seveceğiz annem? Evet, karnını seveceksin. Sen sevgi istiyorsun. Sadece sevgi istiyorsun. Sadece sevgi. Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Küçük surat. Küçük pati. Çok yaramaz çiçeği. Çiçeği devirdi çiçeği. Öyle yaptı böyle yaptı. Kâr etmedi. Mousepad'i aldı. Bilgisayara sahip çıktı en sonunda. Hayır diyor, onunla uğraşmayacaksın. Benimle uğraşacaksın diyor. Sadece beni seveceksin diyor. Değil mi annem? Değil mi kuzum? Burası uyku yeri mi? Burası uyku yeri mi? Burası uyku yeri mi? Hı? Keşke. Kuyruğa bak kuyruğa. Kuyruğa bak kuyruğa. Oynatma bu kuyruğu bana. Oynatma bu kuyruğu bana. Bu kuyruğu bana oynatma. Oynatma. Seni maymun seni. Seni küçük maymunum seni. Annem. Kuzum. Bal oğlum. Seni en çok seviyorum. Tamam mı? Şımarık. Çok mu şımarttık seni biz? Çok mu şımarttık? Çok şımarttık seni biz. Değil mi annem? Ay senin patini yerim ben. Yumuşacık patini. Hadi sana iyi uykular. Sonra yaparız. Videomuzun ayarını sonra yaparız. YouTube'a yükledik ama YouTube ayarlarını yaptırmıyor. Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Yer değiştir öbür tarafa dön. Oh. Keyif sende. Keyif sende. Keyif sende. Durdum nihayet. Edit yapacağım. Aynı zamanda da öğleden sonra atıştırmalarım vardı. Gerçi saatler kaydı da. Dün geceden kuru fasulye yapmıştım. Artmıştı. Ondan böyle bir küçük tabak yiyeceğim böyle hemen atıştırmalık. Hem yiyeceğim hem başlayacağım. Bu arada kurstan böyle birkaç tane fotoğraf yaptıklarımız. Bizim böyle kurs çanak fotoğrafımız falan. Bir de böyle bir arkadaşım tam ben yufka açmaya çalışırken görüntü çekmiş. Bana onu gönderdi. O görüntüyü de ekleyeceğim. Yufka açmaya çalışacağım artık bakalım. Yufka değil de daha ziyade su böreği tarzı. Hani kalın da olsa yapabileceğim şeyler. Hep deneyeceğim bunu. Videomu editlemeye geçeyim. Doing crazy dreaming.
Kameraların biri geliyor. Su açıyoruz. Su böreği. Şişu, evet. Şu yapışmasın. Bak hiç şey değilim. Fark ettim. Çok sert bir hamur aslında. Evet. Bak hiç şey var. Tamam, geliyorum. Evet, bu börek çok hoş. Güzel. Her renk var. Artık her hafta sonu börek. Yumurtaları buraya atıyoruz. Yumurtaları pişirdikten sonra soğuk suya, soğuk sudan tepsiye. Her katın arasında tereyağı. Ve burada da peynir veriyoruz. Sonra fırında pişireceğiz. Pişirirken de çıktı. İki tepsi olmadı mı? Böreklerimizi koyduk. Kurstan hemen çıktım, tekrar girdim. Yemeğimi yedim. Herkes pişen börekleri yiyor. Ben diyetteyim. Çorba, salata. Yedim, şimdi dönüyorum. Bakalım ne yapacağız? Devam edeceğiz mi? Gideceğiz mi? Geldim. Öğleden sonra şimdi tahinli kurabiye yapıyoruz. Arkadaşların tepesinden ben rahatsız edeceğim siz. Herkes birazdan. Herkes her grupta buradan yumurtaya bulayıp susamla tepsiye. Önce susamlasın. Karşı tarafta farklı bir şey yapıyor. Onlar ne yapıyor? Onlar ister mi? Hayır. Bilmiyorum bakayım. Onlar farklı. Onlar için siz lokum yapıyorsunuz. Lokum yapıyor onlar başka. Burada da fındıklı mı? Fındıklı fıstıklı üzümlü lokum.
Ben YouTube'um var. Küçük kanalıma çekiyorum. Sen onu güzel çekiyorsun. Çekiyorum. Hamur yoğururken çekmiştim. Son şekillerini de gördüm. Makarna nasıl olsa şekil veriyor. Evrenin şeyleri koydunuz. Neyi? Burada. Burada da. Ben de almıştım. Kullanıyorum, kurabiyelerimiz çıkacak. Üzerine pudrası bir şekeri koyacağım. 150 gram şey yapabilirsiniz. Ekmekte bu işleri kullanacağız. Işte. Soğutma olmadan şöyle düşecek ya. Şu tereyağının içindeki poşete mi hocam? Evet hocam. Tekrar bağlayabiliriz. Okullarımız oldu vardır aslında. O çok erkekler çok askeri gitti. Yeşil düğmeye basıverdiği. Tamam. Yeşil düğmeye hoş geldin. Hoş buldum. Yoruldum. Çok yoruldum. Yeleğin bu mu şimdi? Bunu evet. Merak ettim. Yeleğin bu. Ben onu normal kumaş yelek gibi bir şey zannettim. Yok. Onları ben de öyle zannediyordum. Hani onlar zorunda, bunlar kabul görmüyor diye düşünüyordum. İlk yasa çıktığında ama o şeyler komple kapatıyor ya, nefes alamıyorum. Hadi kışın neyse de yazın. Giyemem onu yani. Tamam yazın akşam yani. Akşam yiyeceksin ama Peki iş. Bunlar kabul görüyor. Kanunen onu ayrı. Keşke kimi takip ediyorum? Şey abinin eldivenleri. Abinin şey eldivenleri. Çamurluydu. Ha, yok. Çok çamurluydu. Yağdı ya 3-4 gün boyunca. Çok çamur oldu. O kadar beklemiyordum. Bayağı yoruldum. Bileklerim falan ağrıyor. Çok sıkmışım kendimi. Hani kaymasın diye çamurda. Ne? Kaç saat sürdü? Gidip geldim. Ama oraya kadar gittim. Bir saate yakın. Oradan şimdi geri dönmek. Bir de şöyle. Gidiş yolu yani o yoldan gitmemin sebebi orasının çıkışının daha kolay olması. İnerken daha zor. Yani inerken daha çok yol çıkıyorsun. Onları da hesaplıyorum. Ona göre gidiyorum. Geri dönüş yok mantıklı değildi. Dedim. Ha biraz daha gideyim. Biraz daha derin olursa çamur daha yumuşarsa hani tehlikeli olursa artık geri dönerim. Geri dönerim. Abi bitti. Bir yerde sadece inip kenardan böyle yürüdüm dağdan tepeden. Full su göl olmuş orası kurumamış. Ama genel kuruydu ama ıslak yerler de kaydı. Çok neyse. Temizleyeceğim. Dilemizi de aldık. Evet. Güle güle kullan inşallah. Şimdi gece sürüşlerine devam artık evet. Yine. Bir süredir gece çıkmıyordum. Yemek yiyeceğiz sonra çıkacağız. Ceza yiyen çok arkadaşım oldu bundan. Peki yemek dedi. Hı-hı. Ayaklarınızda, bacaklarınızda bir şey var. Yok, hayır. Işık, kask, yelek. Bunlar zorunlu sabah akşam. Sabah çalıştırmak zorunda değilsin. Yeleği giymek zorunda değilsin. Ama yanında bulunması gerekiyor. Akşam da giymek zorundasın. Tabii ki de sabah yanında mı diye kimse sormaz da akşam görmeyince ceza yiyoruz. Kasktan ve yelekten ceza yiyorsun. Lazım da evet. Çok iyi yaptılar. Hele şu kask işini iyi ki. Kask ışık iyi ki. Hadi yelek çantanın arkasında kalır öyle olur da kask ve ışık lazım. Zaten küçücük bir şey.
Paşama. Dur bakalım elime, ne kokuyelim. Ne oldu paşama? Ay, ay oradan oraya, oradan oraya atlıyor. Üstünde o kadar çamur yok değil mi? Yok çamur, falan. Yok. Gözüküyor mu arkada? Yok. Yavaş gitmeyeceğiz şimdi, sıçramasın diye. Hadi şimdi sen diye. Üzerini değiştir, duşunu al. Evet. Sen geç kalırsan diye ablana yemek koyduk, o yemeğini İyi yedi. İyi yapmışım. Ben seninle yiyeceğim sonra. Sonra da yaktıklarımın fazlasını yeme zamanı. Evet, ablan sana pasta getirdi, evet. Onu çok yersin. Çok sevindim, iyi ki sürmüşüm dedim. Güzel bir de evet. Evet, hadi bakalım. Yemeklerimiz pişti. Birazdan şimdi oğlumuzla yiyeceğiz. İkimiz oğlumla şöyle kaşıyalım. Şöyle bakalım. Pirinç koymadım içine, diyette olduğumuz için. Yoksa pirinçe de bulgur atıyorum ben. Çok güzel oldu. Umarım tadı da lezzetlidir. Kızım yedi, beğendi. İşten geldiği gibi verdim ona. Şu an akşam ezanları okundu. Bu da bulgur pilavı. Bunu oğlum yiyecek. Böyle biberli, soğanlı. Hiç salçasını katmadım, baharat kattım. Bugünkü akşam yemeğimiz de bu. Böyle dostlar. Afiyet olsun. Bir başka vlogda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.